Herkese merhaba. Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümümüzün her hafta çarşamba günleri yaptığı çarşamba söyleşilerine devam ediyoruz. Bugün önemli bir gün. 3 Haziran 2020. Aynı zamanda Dünya Bisiklet Günü güzel de bir güne geldi. Bugün söyleşi yapacağımız bölümümüz mezunu arkadaşımızla güzel bir sohbet bizi bekliyor. Biraz sonra kendisini davet edeceğim. Sevgili Gülşah Kaçmaz, lisans ve yüksek lisans eğitimini Bartın Üniversitesi'nde tamamlayan arkadaşımız şimdi. Mehmet Akif, Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde akademik yaşamına devam ediyor. Dolayısıyla biraz sonra kendisini de yayına davet edeceğim. Sevgili Gülşah Kaçmaz'la. Sonra aramıza katılıyor. Bu arada bütün arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, tanıdığımız hocalarımız hepsi yayınımıza hoş geldiler. Umarım bu önümüzdeki bir saatlik süre içerisinde güzel bir sohbet olur. Sorularınız olursa ve katkılarınız olursa da her zaman bekleriz Gülşah'dan. Gülşah merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi daha iyi oldu. Biraz yukarı gözüküyordu. Evet. Biraz daha seni görelim. İstersen biraz daha indirebilirsin. Tamam. O zaman daha da iyi olacak herhalde. Şöyle bir saniye. Tabii ben kameradan ayarlamaya çalışıyordum da çok güzel görünüyordu ama açınca birazcık açım değişti. Evet. Biraz açınca değişebiliyor. Evet. Neyse. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl gidiyor günler? İyiyim hocam, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizde de mesailer başladı tabii değil mi? Yani bu korona ve yasakların ardından. Aslında online dersleri yeni tamamladık hocam. Henüz onun ardından daha şeye başlayamadık mesaiye. En azından ben başlamadım. Anladım. Önümüzdeki hafta itibariyle başlayacağım. Anladım. Bizde sınav dönemi başladı ama 1 Haziran'dan itibaren de normalleşme süreci. Biraz da okula gidiyoruz, geliyoruz artık. Ben programları evden yapıyordum. Bugün okuldayım. Dolayısıyla bir zamanlar senin de sürekli gidip geldiğin, merdivenlerinden çıktığın bölümden konuşuyoruz seninle. Aramızda hocalarımız var. Bütün hocalarımızın sana selamı var. Yavaş Ben yavaş de da sayı uzaktan da artıyor. olsa. Evet, çok sevindik seni aramızda gördüğümüz için. Öncelikle davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki de katıldın. Şöyle başlayalım hızlıca istersen. Seni tanımayanlar için biz seni tanıyoruz ama biraz kendini tanıtarak tanımayanlar için Gülşah Kaçmaz kimdir? Doktor öğretim üyesi Gülşah Kaçmaz kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim. Gerçi siz en başta kısaca bahsettiniz ama İzmirliyim aslen. İzmir'in şirin bir ilçesi olan Selçukluyum. Üniversiteye gelene kadar da eğitimimi burada tamamladım. Daha sonra Bartın macerası başladı. Yüksek lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Bartın'da tamamladım. Daha sonra doktora için Ege Üniversitesi'ne geldim. Şimdi de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak akademik hayatıma devam ediyorum. Evet, biz konuklarımızla genelde bu ilk yarıda onların Bartın'la olan Bartın'daki yaşamı, Bartın'daki ilişkileri ve onları konuşuyoruz. Aslında bir yandan da öğrencilerimize bakın mezun olduğunuz zaman sizleri neler bekliyor anlatmadan önce sizlerin o yoldan nasıl geçtiğinizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla şöyle bir şey sormak istiyorum. Neden peyzaj mimarlığı, neden Bartın, nasıl başladı bu Bartın'da hikaye, kaç yılında başladı, nasıl geçti öğrencilik yaşamı? Yani evet, aslında böyle bir çırpıda anlattım biraz önce, çok kısa ama tabii süreç bir çırpıda gerçekleşmedi aslında. Yani öğrencilik süreci, akademik sürecine geçiş gerçekten epey sancılı bir süreçti benim için. Bartın macerası 2004 yılında başladı benim için. Açıkçası söylemek gerekirse benim için ilginç ama bir o kadar da güzel bir deneyimdi. Çünkü benim için İzmir'den çıkıp farklı bir coğrafyaya gitmek, farklı bir iklim, farklı bir kültür, farklı bir sosyal yaşam
İlginç bir deneyimdi ama dediğim gibi üniversite yaşamının bana herhalde farklı bir coğrafya keşfi sunması açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bunu öğrencilik sürecinde çok kavramış olduğumu söyleyemem açıkçası. Daha sonradan buradan oraya baktığım zaman bunu daha iyi algılayabiliyorum. Çünkü açıkçası biraz öğrencilik sürecinde siz gayet iyi bilirsiniz. Ben birazcık stüdyolar ve projeler arasında yaşayan kaba tabirle biraz inek bir öğrenciydim. Kenti o yüzden çok deneyimleme imkanı bulamadım lisans döneminde açıkça söylemek gerekirse. Ama yüksek lisans döneminde bunun için daha uzun zamanım oldu açıkçası. Ama tabii lisans dönemiyle ilgili dediğim gibi katılan herkesin de anlattığı gibi bu bizim meşhur teknik gezilerimiz benim de elbette ki aklımda. Çünkü onlar da bize aslında yeni yerler keşfetme imkanı sunmuşlardı. Hem de işte peyzaj mimarı hocaların gözünden yeni yerler keşfetme imkanı sunmuşlardı. Bu sayede aslında epey farklı şehir gezme, görme imkanına sahip olduk. Bu benim için aslında güzel bir deneyimdi açıkçası söylemek gerekirse. Tabii şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela şöyle derslerde birçok ders aslında şimdi hatırlıyorum. Örneğin işte Selma Hoca ile birlikte perspektif dersi yaparken hoca bizi hop dışarıya çıkartıp işte bu noktadan bakın şimdi binanızı çizin demesi böyle o interaktif yaklaşım benim bugün hala hatırladığım deneyimlerden bir tanesi. Ya da Sebat Hoca'nın bizi kırsal peyzaj planlama dersinde hop toplayıp Kastamonu-Bartın Küre Dağları'ndaki köylere götürmesi gibi. Aslında bugün hatırladığım, o zaman çok da fark edemediğim ama şu an benim için güzel tecrübeler ve deneyimler olan anılara dönüşmüştü aslında. Evet, biraz yani uygulamalı bir disiplin olduğu için de sanırım bu arazi ve arazi çalışmasına bağlı tüm proje alanlarının gerçek alanlardan oluştuğu, özellikle belediyelerle ortaklıkların, hatta valiliklerle ortaklıkların çok fazla olduğu, belki de Bartın'ı diğer bölümlerdeki eğitimlerin tamamını bilemiyoruz ama arkadaşlarımızla buluştukça üniversitelerde tabii ki biraz da tartma şansımız oluyor. Sizin zamanınızdan bu yana bölümümüzde, çok bölümümüzden ayrılan, giden başka üniversitelerde gerçekten iyi yerlerde yer alan hocalarımız oldu. Bunlardan bir tanesi de şu an senin bölüm başkanın ve Mimarlık Fakültesi Dekanı sevgili Profesör Doktor Latif Gürkan Kaya Hoca. Ona da buradan Evet. selamlarımızı iletmek istiyorum. O da Bartın'dan ayrılıp orada en sonunda Bartın'da eğitim görenler birbirinizi orada bulmuşsunuz. Evet, Buna da aslında sevindim. dediğiniz gibi buna da değinmek istiyorum. Benim için çok özel bir durum. Çünkü lisans ve yüksek lisans danışmanım aynı zamanda Gürkan Hoca benim. Yıllar sonra mesai arkadaşı olarak onunla çalışabiliyor olmak benim için gerçekten çok Evet. özel ve güzel bir deneyim. Evet, bir de farklı ana bilim dalında sanırım Cengiz Yücedağ Hoca'nın da bir Bartın geçmişi Evet, var. Dolayısıyla siz Burdur'dasınız ama orada iyi de bir evet. Bartın esintisini görüyorum. Başka Kesinlikle. Bartın'ı bu projeler, dersler özellikle ben hatırlıyorum sizin döneminizde. Bartın'da şu anda da böyle millet bahçeleri tartışmasının odağında bir fidanlık alanı var. Sizin zamanınızda değil mi o? Vali Bey'in bizden bir proje istemişti. Siz mi çizmiştiniz? Sizin dönemize mi rastlıyor o? Kültür Park mı hocam? Evet, evet. Evet, bizim dönemimize rastlıyor. Bartın Nehri'nin kenarındaki o şey. Evet. Eski o fidanlık alanı, Tarım İl Müdürlüğü'nün fidanlık alanı yaklaşık 100 dekarlık Evet, bir evet. alan. O dönemde de ben hatırlıyorum Sayın Valinin bile jürilere katıldığı. Dolayısıyla öğrencilerimizin aslında bürokrasiyle temasının da çok kolay olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii kesinlikle. Bu çok önemli hocam. Çünkü şöyle jüriler açıkçası benim hala hatırımda. Çünkü şeyi çok iyi hatırlıyorum. Böyle jürilere vali geliyor. İşte belediye başkanı, şube müdürleri, işte bölüm başkanı, hocalar falan. Böyle bizim için açıkçası el ayak titreten bir duruma dönüşüyordu. Ama bu bölümü, mesleğimizi ne kadar önemsediklerini gösteriyor aslında bir yerde oradaki yerel yönetimin.
Aynı zamanda tabii bölümün yerel yönetimlerle ilişkisinin de iyi olduğunu gösteriyor. Bunlar aslında tabii benim için iyi tecrübelere dönüştü. Çünkü orada bir valinin önünde öğrenci olarak sunum yapmak benim için dehşet korkunçtu o zamanlar tabii. Ama şu an ya benim özellikle akademik hayatımda büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Evet, aşağıdan Pınar hocamız yazıyor. Küçükçekmece projesi de vardı demiş. Ondan Kesinlikle. sonra Bartın dışında da tabii arkadaşlarımızı projelerle buluşturduk. Sebahat Hoca başka bir çakışan program nedeniyle katılamadı. Sabah da Aa, bana öyle söyledi. Çok selam mi? var. O Ben de sonradan çok selam söylüyorum. program kaydını izleyecek. Evet, yani Bartın'da bir de o zaman tabii sizin döneminizde sadece Orman Fakültesi vardı. Ve Evet. Meslek Yüksek Okulu vardı. Bölüm kontenjanımız gerçekten yüksekti ve tamamıyla doldurabiliyorduk. Son zamanlarda bölüm sayıları çok arttı. Bölümde bizim öğrenci sayımız azalmaya başladı. Belki stüdyolarda tam bizim beklediğimiz ortama yaklaştı stüdyolarımız, ama şunu düşünüyorum deminki konuyla ilgili. Yani bir valinin üniversitenin bir fakültesinin bir bölümünü önemseyip belki de bir yarım gününü buraya ayırıp, yani o kadar işin arasında, ama bir valinin bir kent için belediye başkanının tabii ki görevleri arasında, bu birçok bürokratın görevleri arasında, ama bir valinin bir kentin peyzajına katkı sunacak bir çalışmalar için öğrencileri dinlemeye gelmesi de çok değerli olsa gerek diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Evet, bütün bölümlerde bu tip girişimlerin olduğunu biliyoruz. Gerçekten öğrencilerimiz için bütün peyzaj mimarlığı bölümlerinin saha gezileri, arazi gezileri ve projelerini gerçek alanlarda yaptığına şahit oluyoruz. Çoğu sosyal medya aracılığıyla da çoğu bölümümüzden bu noktada haberdar oluyoruz. Peki, en başta tabii ki çok hızlı geçtik. Şimdi yüksek lisans Bartın'da bitti. Ondan sonra yüksek lisans başladı. Yüksek lisans da süresi içerisinde bitti diye hatırlıyorum. Peki sonra ne oldu? Bu yüksek lisans sonra akademik yaşam. Çünkü akademik yaşam için belli koşullar var. Bu koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Bu nasıl oldu? Bu süreci de bize anlatırsan en azından arkadaşlarımız için, öğrenci arkadaşlarımız için bilsinler. Tabii bu şöyle oldu. Burada anlatıldığı kadar bir kere kolay işlemiyor elbette bu süreç. Yüksek lisans yaparken bir yandan da işte o ALES'tir, dildir gibi koşulları sağlamaya çalışıyordum. Ama bir taraftan da tabii artık mezun oldum, mesleğim var ve bir para kazanma kaygısına düştüm bir taraftan da. Tabii yüksek lisansın ders döneminde çalışamadım ama şey döneminde, tez döneminde hatta iki iş birden yapmaya başladım. Önce bir firmada çalışıyordum İzmir'de. O arada tabii maket dersimiz vardı lisanstayken. Ben böyle epey titizlenerek çalışan bir öğrenciydim. Böyle bir gün kampüste hocam yurt binaları var yeni biliyor musunuz? Yani Evet. biliyorsunuzdur da o yurt binalarının müteahhitiyle birisi aracılığıyla tanıştım ve benden maketimi yapmamı istedi o yurt binalarının. İlk aslında o yurt binalarının maketini yaparak maket sektörüne giriş yaptım. Bir yıl akademiye girene kadar aslında mimari maket işini yürüttüm. Şöyle gündüzleri çalışıyordum özel bir şirkette. Akşamları da eve gelip ailemin evinin bir odasını atölyeye dönüştürmüştüm. Orada da maket yapıyordum. Bir yıl kadar bu işi de sürdürdüm açıkçası. Hem özel sektörde çalıştım, hem maket işini yaptım. Böyle bir 10 ay kadar kısa sürede bir araba alacak kadar para biriktirdim. Vay, çok güzel. bu hikayeyi de Erhan Hoca hep maket derslerinin başında anlatır. Şey diye, bakın hani peyzaj mimarlığı mesleğinden hani çok fazla iş kolu çıkabilir, yaratılabilir diye. İşte Gülşah hocanız işte bir 10 ay maket yaparak kendine bir araba almış diye şehir efsanesi olarak hep maket derslerinin ilk günü
anlatırdı. Onun da kulaklarını çınlatmış oldum bu arada. Peki tabii Erhan Hoca geçenlerde de bizim konuğumuzdu. Erhan Hoca da ona da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Bilemiyorum izleyiciler arasında var mı? Umarım vardır. Yoksa da hiç kaçırmaz, Evet. izleyecektir mutlaka. Şimdi Erhan Hoca deyince tabii Erhan Hoca ile ilişki Ege Üniversitesi, ama Ege Üniversitesi'ne geçerken de arada bir boşluk var. Onu da atlamayalım. Yani Ege Üniversitesi'nde doktoraya başlamanın da bir hikayesi var, değil mi? Tabii Yani tabii yüksek lisans tabii. bitti, hemen Ege Üniversitesi olmadı. Tabii Bu yüksek lisans bitti, pardon hocam. Bu çalışmalar devam ediyor. Bir yandan maket yapıyorum, şey yapıyorum ama tabii ki benim hedefim de hep en baştan beri akademiye girmek vardı. O arada da tabii kadro sınavlarını kovalıyorum. Orada kadro açılıyor, burada kadro açılıyor. Onlara başvuruyorum. Başvurdum, Niğde Üniversitesi'ne kadro açıldı. Başvurdum ve orada akademik hayatıma aslında Niğde Üniversitesi'nde başladım. Eş zamanlı olarak Ege Üniversitesi'nde doktora yapmaya başlamıştım. O arada görevlendirme ile birlikte Ege Üniversitesi'ne görevlendirilerek Ege Üniversitesi maceramı başlatmış oldum. evet, yani bilmeyenler için söylemek lazım belki, doktora programı olmayan üniversiteler doktora eğitimini almak için kendi kadrosundaki elemanlarını daha büyük ve doktora programı olan üniversitelere gönderiyorlar. Dolayısıyla Niğde Üniversitesi'nde doktora programı olmadığı için sen Niğde Üniversitesi adına Ege Üniversitesi'nde doktorana başladın ve danışmanın da Profesör Doktor Evet. Erhan Vecdi Küçükerbaş oldu. Evet, Maket kesinlikle. dersleriyle tanışmak da herhalde oradan. Bu arada aşağıdan sanırım Ege mezunları ya da Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarımız "ah o maket dersleri" diye yazıyorlar. Ne yaptınız? Çok mu zorladınız öğrenci arkadaşlarınızı? Beni çok seviyorlardır diye düşünüyorum şu an kulaklarında. Eminim, eminim, ondan eminim. Peki, başka Bartın'la ilgili ne hatırlıyorsun? Aklında kalan, çünkü Bartın coğrafyası tabii ki küçük bir coğrafya, işte 59 kilometrelik kıyı sahili. Sonra üniversiteye geçiş hikayesi var. Yani Bartın'dan ayrıldıktan sonra Bartın'la hiç temasın oldu mu? Ya da Bartın mezun arkadaşlarından kimlerle görüşüyorsun? Ne yapıyorlar? Bizim bilmediğimiz, atladığımız, unuttuğumuz birileri var mı? Yani aslında şöyle söyleyeyim, daha doğrusu itiraf edeyim, Bartın'la Sevgi Hoca ile ilişkim devam ediyor hala. Onunla görüşüyoruz. İşte en son Peyzaj Mimarlığı Kongresi'nde görüştük, ara ara konuşuyoruz. Ama onun dışında açıkçası Bartın'la ilişkim kopmuş durumda akademik olarak ve bireysel olarak. Yani eğitimden sonra bir de zaten Gürkan Hoca ile aslında bir yerde bağlantım devam ediyor gibi. Evet. Onun dışında bir bağlantım aslında kopmuş durumda şu an. Birazcık bu sohbet de vesile oldu yeniden ilişki kurmama. Peki hiç Bartın Üniversitesi'nden mezun öğrencilerle ya da mezunlarla arada böyle peyzaj mimarlarıyla karşılaştığın zaman nereden mezunsun diye sorduğunda hiç Bartın'dan mezun, yeni mezun arkadaşlarımızla karşılaştın mı? Vah hocam, doğruyu söylemek gerekirse hiç olmadı nedense yakın Öyle mi? zamanda. Çünkü bulunduğum coğrafyada yakında çok fazla peyzaj mimarlığı bölümü artık olduğu için sanırım birazcık o coğrafyalar arası dağılım gerçekleşti gibi düşünüyorum. İşte Karadeniz'deki daha çok Karadeniz'deki fakültelere gitmeye başladı. Akdeniz'deki daha çok bu yöredeki. Çünkü birçok yörede, şu an birçok bölgede aslında bölümümüz var. Bizim bulunduğumuz zamanlarda aslında öğrenci olduğumuz zamanlarda çok fazla yoktu. Ben biraz da bugün mesela Bartın Üniversitesi mezunları şu an hem akademik anlamda hem de diğer anlamda birçok bölgede var. Ama şu an herhalde o sayı birazcık daha azaldı diye düşünüyorum. Çok karşılaşmıyorum dolayısıyla. Anladım. Peki biz hızlı gidiyoruz herhalde. 20 dakikada bütün şeyi bitirmişiz. Çok güzel. Biz konuşurken tabii yüksek lisans da farklı bir konu, ama doktora da İzmir'de, özellikle bu küresel ısınma konusu ve ısınan kentler, işte aslında afişte duyururken de konuklarımıza bu konudan da bahsedeceğimizi söyledik. Bu senin aynı zamanda doktora konu. Evet. Ege Üniversitesi'nde. Son zamanlarda da gerçekten mesleki anlamda da iklim değişikliği. Geçenlerde Peyzaj Mimarları Odası Adana Şubesi'nde benim de Çukurova'dan yakın arkadaşlarım, hocalarım, dostlarım, işte Süha Hoca ile Hakan Hoca bu konuyu masaya yatırdılar. Ama ne zaman bu COVID-19 sürecinden ve salgın sürecinden sonra
iklim değişikliği konusu biraz daha tüm mesleklerin gündemine girmeye başladı. Peyzaj mimarları zaten bu konuda bazı çalışmalar yapıyorlardı ama kent ölçeklerinde ya da kent çeperinde bu küresel ısınma konusunda peyzaj ölçeğinden biraz daha fazla değinir ve eğilir olduk. Şimdi senin hem doktora konun ve doktora bu konunun seçilmesinden başlayarak ya da İzmir bölgesinde çalışma alanından da biraz bahsederek belki çok teknik detaylara girmeden bu iklim değişikliği, peyzaj mimarları, kıyı, ısınan kentler konusunu biraz değinelim. Bu arada bu konuyla ilgili sorular olursa da aşağıdan ben alayım ve sana iletirim. Tamamdır. Tabii aslında kentlerin ısınması şu an oldukça popüler bir konu. Kentler ısınıyor ama aslında totaldeki asıl problem küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinin aslında bir sonucu olarak kentlerde ısınma meydana geliyor. Tabii bu hem hava kalitesinde hem de insan sağlığı üzerinde birçok aslında çok boyutlu sorunları ortaya çıkartıyor. Şimdi insanoğlu dünya üzerinde var olduğu günden bu yana evreni değiştiriyoruz. Evrenin tabii değişimi çok uzun bir süreçte gerçekleşti ama bu süreçle birlikte aslında atmosferin yapısını değiştirdik biz. Yani çok büyük bir etki yarattık. Atmosferin yapısı değişti. Dolayısıyla iklimler değişti. Tabii iklimler yerelde hissedebileceğimiz boyutlara kadar bugün değişti. İşte kentlerde, kent ve kırsal arasında büyük sıcaklık farkları ortaya çıktı. İşte bu da aslında benim doktora tezimin temel konusunu oluşuyordu. Kentsel ısı adası etkisi. Ya oldukça popüler bir konu. Bugün herhalde dünyada bunun üzerinde çalışmayan bir meslek disiplini olmadığını düşünmüyorum yani şu an. Herhalde Evet. bütün meslek disiplinleri işte sosyal bilimlerden işte fen bilimlerine kadar pek çok disiplinin temeldeki odağı haline geldi bu konu. Tabii bu noktada aslında peyzaj mimarlarına çok fazla görev düşüyor bu kentlerin ısınması. Çünkü kentler ısındı, kentlerde iklimler değişti. Kenti değiştirdik, kentteki hava olaylarını değiştirdik. İşte ekstrem hava olayları yaşanmaya başladı kentlerde. Geçirimsiz yüzeyleri arttırdık, dereleri betonladık, taşkın sınırlarına evler yaptık. Ondan sonra doğal süreçlerde işlemeye çalışan doğanın engel olduk bir yerde. Daha sonra ekstrem yağışlar, ekstrem sıcaklık olayları ortaya çıktı. Taşkınlar, seller meydana geldi. Sonra insanoğlu olarak biz buna doğal afet dedik. Aslında doğanın bir afet yarattığı falan yoktu. Afeti biz yarattık aslında. Bu bizim yarattığımız afetti. Evet, bir parantez açayım. Mesela bu konuda geçen sanırım dündü, dün ya da önceki gün bu gerçekten sersemlerin artışı, sürekli yollar, araçlar, araçların sayısının artışı, binaların sayısının artışı, klimaların kullanımının artışı bir yandan teknoloji gelişirken bu konuda mesela İzmir'de yağan 5 dakikadaki bir şeyin aylardır COVID konusundaki önlemlerin önüne geçtiğini ve bütün yolların, bütün sersemlerin aslında ırmak gibi aktığını gördük. Halbuki biz işte kapı kollarının kafelerde ya da evlerimizde bulunduğumuz üniversitenin odalarında bile kapı kollarının gün içerisinde birkaç kez silindiğini ve oradan arınmaya çalışırken 5 dakikada yağan bir yağmur aslında ne kadar fazla birlikte sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Bunu ölçemeyeceğiz. Evet. Bu sonra ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu da aslında bir yandan insanoğlunun kendi kendine yaptığı bir şey gibi. Yani bize yeni binalar, böyle gökdelenler, cam yüzeyli binalar, birbirini gölgelediği için ısıtmak için enerji harcadığımız, güneş geldiğinde soğutmak için enerji harcadığımız bir dünyaya doğru götürdü. Bunu biz kendimiz yaptık, evet. Evet, yani bu aslında doğanın bir afeti değil de bizim bir afetimiz olarak Evet. adlandırıyorum ben. Sonra bozduğumuz dünyayı şu an düzeltmeye çalışıyoruz. Ya da Evet. şöyle söyleyeyim, adapte olmaya çalışıyoruz. Şimdi bozulan sistemi düzeltmek çok zor gerçekten. Ya da iklim değişikliğini durdurmak çok mümkün değil. Bu arada işte kentler olarak aslında biz
İklim değişikliğine uyum sürecindeyiz aslında. Bu değişikliği tabii ki azaltmak hedeflerimizden bir tanesi. Ama uyum sağlamak zorundayız bu sürece. İşte aslında peyzaj mimarları olarak da bu uyum sürecinde bize büyük görevler düşüyor. Tam da bu konuda o zaman hani biz bu peyzaj mimarlarına büyük görevler düşüyor sözünü ben de öğrenciliğimden hatırlıyorum. Yani peyzaj mimarlarının önemini anlatırken gerçekten bu mesleğin işte geleceğin mesleği olduğunu, gelecek geldi aslında yani o dönemlerde yani ben öğrenciyken 1990'lı yılların ortalarında geleceğin mesleği bence geldi aslında yani gelecek geldi, çabuk geldi bir de hızlı geldi. Kentler çok hızlı büyüdü, nüfus arttı, dünyada bambaşka sorunlar. İşte mikron büyüklüğünde bir salgın, tüm dünyayı şu anda hala tetikte, çaresi yok bir şekilde tetikte bekletiyor. Öyle söyleyeyim. Yani gelecek peyzaj mimarları için geldi. Peki bu noktada gerçekten peyzaj mimarlarına çok önemli ve çok büyük görevler düşüyor dediğimiz görevleri tamamlamak için ne yaptı? Senin çevrende neler oluyor? Biraz da oradan da sizin yaptığınız yani bu doktora tezi, buradaki bulgular ve sonrasında devam eden çalışmalarla bağlayalım istersen. Evet, aslında tabii bize görevler düşüyor. Şöyle projeler gerçekleşmesi lazım, gerçekleşiyor bu konuda. Multidisipliner çalışmaların önemi arttı. Bu peyzaj mimarlarına elbette çok görevler düşüyor ama bu küresel bir sorun. Ve küresel bir sorun olduğu için aslında çok disiplinli yaklaşım gerektiriyor. Dolayısıyla aslında bununla birlikte çok disiplinli ulusal ve uluslararası çalışmaların önemi artmış durumda. Çünkü buna aslında bir peyzaj mimarının da tek başına oturup çözüm bulması mümkün değil. Bu çok disiplinli ulusal ve uluslararası ölçekte çalışılması gereken bir konu. Dolayısıyla bu projelerin önemleri arttı. Tabii bunların uygulamaya geçirilmesi de tabii ki çok önemli. Hani düşünce ya da ütopya'da kalmaması lazım sonuç olarak bunların uygulamaya da geçebiliyor olması lazım bu projelerin. Evet tabii bütün derslerimizde de anlatıyoruz. Sen de ve muhtemelen girdiğin derslerde anlatıyorsun. Bütün bölümlerde bazı ortak derslerimiz var. Buralarda doğanın korunması gerektiği, kentlerin, yeşil alanların oralara sahip çıkılması gerektiği. Bunları sadece insanoğlu için değil, bunları bir anlamda biyolojik çeşitlilik, bir anlamda da yaşamın garantisi, işte sağlıklı kentlerin garantisi, sağlıklı yaşamın garantisi için korumamız gerektiği üzerinden çok tartışıyoruz. Bu noktada da tabii ki araştırma projelerinin önemi ortaya çıkıyor. Geçmişten bu yana bölümlerimizde birçok araştırma projeleri yapıldı. Bazıları rafta kaldı, bazıları ben de içinde olduğum birçok projede söyleyebilirim ki yani ya da birçok tez sonuçları asıl yerel yöneticiler tarafından, asıl kullanıcılar tarafından, asıl karar vericiler tarafından bazen göz ardı edildiğini de görüyoruz ülkemizde. Bazen de hani ağzınızla kuş tutsanız gerçekten o noktadaki çok somut sorunları belirleseniz de inanmak çok güç. Çünkü küresel ısınma örneğin gözle gördüğümüz bir şey değil. Ama afet geldiği zaman bir anda verdiği zarar, o zararı tolere etmek belki de o araştırma projelerini ve araştırmaya ayıracak bütçenin yüzlerce katı oluyor. Bu noktada İzmir önemli bir kent ve bölge, Ege bölgesi çok önemli bir kent. Birçok peyzaj mimarlığı bölümünde de farklı hocaların da, örneğin Adnan Kaplan hocanın ben belediyeyle çok çalışmaları olduğunu görüyorum. İzmir kent olarak da gerçekten yarışmalarla sürekli peyzaj mimarlığını ve kentsel tasarımı, diğer plancı, tasarımcı meslek disiplinlerini ilgilendiren birçok konuda İzmir'in adını duyuyoruz. Son zamanlarda da iklim değişikliğiyle ilgili de bazı projeler ve hocalarımızın içinde olduğu projeler var. Sanırım bunlardan bir tanesinin içerisinde sen de varsın. Dolayısıyla biraz da o projelerden bahsedelim mi? Aslında uygulama ayağı olan önemli bir projenin içerisinde çalışıyorum. Önemli çünkü dediğim gibi uygulama ayağı olduğu için açıkçası bence önemli bir proje. Çünkü hep çalışıyoruz biz bu konularda. İşte benim doktora tezim var. Buna benzer birçok doktora tezi yapılmış ya da birçok çalışma araştırma yapılmış. Ama bunun somut uygulama ayağı olması gerçekten projeyi değerli kılan önemli şeylerden biri diye düşünüyorum.
Proje bu arada Horizon 2020 kapsamında desteklenen bir proje. Urban Green Up diye geçiyor. Temel çıkış olarak doğa esaslı çözümlerden yararlanarak kent planlarının iyileştirilmesi ya da iklim değişikliğine adaptasyon temelinde gerçekleşiyor. Dediğim gibi temel amaç aslında iklim değişikliğine uyum sağlama sürecinde İzmir neler yapar ya da neler yapmalı bulmaya çalışıyoruz. Küçük müdahalelerle, doğa esaslı dediğimiz küçük müdahalelerle birlikte İzmir'in yeşil altyapı planını oluşturmaya, yeşil altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz temelde. Tabii burada mikro ölçekten makro ölçeği etkilemeye çalışıyoruz. Örneğin ısı adası etkisini azaltmak için geçirimli yüzeyleri arttıracak, işte kanopi miktarını arttıracak, gölge sağlayacak, ağaçlarla gölgelendirme sağlayacak uygulamalar yapıyoruz şehrin belli noktalarında. Tabii bunun dediğim gibi bir şey aşaması var. Evet, bizim daha önceki bilimsel çalışmalarımızda yaptığımız gibi şu an İzmir iklim değişikliği etkilerinden maksimum etkilenecek şehirlerden biri. Kıyı şehri olarak da Evet. bu konuda çok hassas ve kırılgan aslında. Önlem almazsa çok büyük hasarlar alacak gelecek. Hatta kısa vadede büyük hasarlar alacak kentlerden bir tanesi. Tabii burada dediğim gibi yerel yönetimlerin bu konuda duyarlı olması çok önemli. Bu bir Avrupa Birliği projesi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Ama tabii projenin %20'lik bir kısmı yerel yönetimler tarafından destekleniyor. Yani yapılan uygulamaların %20'si yerel yönetimler destekliyor. Yani o anlamda aslında tabii yerel yönetimin de özverisi burada kaçınılmaz bir gerçek. Evet. Bu yerel yönetim dedim, İzmir Büyükşehir Evet, Belediyesi İzmir Büyükşehir ve Belediyesi. Ege Üniversitesi, değil mi? Yani paydaşlar kimler? Yerli ve yabancı paydaşlar. Aslında şöyle, proje epey çok paydaşlı bir proje. Üç tane uluslararası ülke var, İspanya, İtalya ve Türkiye olmak üzere. Üç tane ana şehir ve bizim yaptığımız uygulamaları izleyen benim bildiğim 6'ydı ama bunun sayısı artmış 10 küsur bizim yaptığımız uygulamalardan esinlenip kendi ülkelerine uygulamalar yapan follower şehirler dediğimiz şehirler var. Türkiye ekibinde ise dediğim gibi multidisipliner, çok disiplinli bir çalışma bu da. Peyzaj mimarları var, şehir plancılar, ziraat mühendisleri, biyologlar, tarihçiler, bir sürü farklı bilimden araştırmacı, akademisyen kurum var. Ama peyzaj mimarlığı ekibi olarak tabii ben o zamanlar Ege Üniversitesi'nde olduğum için Ege Üniversitesi'nden 4 kişiyiz bu ekipte şu an. Profesör Doktor Şerif Hepcan, Doçent Doktor Çiğdem Coşkun Hepcan ve Doktor Merve Özeren Alkan'la birlikte 4 kişilik bir ekip olarak peyzaj mimarlığını temsil ediyoruz projede. Çok güzel. Ben iki yerde projeyle ilgili aslında dinlemiştim ama konuklarımızın da bilgisi olsun diye, yani Şerif hocamızdan ve Çiğdem hocamızdan da proje ve projeye ilişkin, hatta son Antalya'da yapılan, geçen yıl Antalya'da yapılan Yeşil Altyapı konferansında, Peyzaj Mimarları Bölüm Başkanları Konseyi'nin 3. Ulusal Konferansında Yeşil Altyapı konusu incelenmişti ve sizin projenizde gerçekten İzmir Yeşil Altyapı ve özellikle doğa tabanlı çözümler anlamında da çok önemli veriler içeriyordu. Belediyeden de konuklar vardı. Dolayısıyla bu belediyeden konuklar da gerçekten İzmir'de böyle büyük, devasa ve uygulamaya dönük bir projenin içerisinde olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Hemen altta bir tane soru gelmiş. Böyle büyük çaplı bir projede çalışmak nasıl bir şey demiş. Evet, nasıl bir şey? Yani açıkçası benim için güzel bir deneyim oldu. Çünkü dediğim gibi ya bugüne kadar hep teoride şeyler üretmiştik. Birazcık ütopyada kalmıştı yani. Hep söylüyorduk mesela işte yeşil alanları arttıralım, geçirimli yüzeyleri arttıralım, işte gölgeyi sağlayalım, işte çatı bahçeleri yapalım, yağmur suyunu depolayalım. Bunlar bizim çalışmalarımızın o sonundaki hep sonuç ve öneriler kısmında vardı. Ama ben bunların uygulamaya geçiyor olduğunu
ya uygulama aşamasında yer almak gerçekten çok güzeldi. Çünkü şu an uygulamaların büyük çoğunluğu bitmiş durumda. Örneğin ben o ölçtüğüm, gidip ölçtüğüm o yüksek sıcaklıkları tespit ettiğim alanda şimdi gidip o sıcaklıkların düştüğünü tespit edeceğim. Bu bir yerde aslında yaptığım çalışmayı doğrulamış olacak bir yerde o önerilerimi, öngörülerimi. Bir yerde doğrulamış olacağım. Bu anlamda açıkçası benim için çok önemli. Peki bu senin doktora tezinde yapmış olduğun çalışmalar özellikle bu doktora tezinin başlığıydı değil mi? Kentsel ısı adaları. Kanser adaları. Hı. Kentsel ısı adaları. Senin doktora tezinde yaptığın çalışmalar tabii ki projede sana da öyle bir rol biçti. Projenin Evet, o kesinlikle. ayağında daha fazla rol alıyorsun. Ne yapıyorsun? Yani proje içerisinde senin gerçekten tam anlamıyla üstlendiğin rol nedir? Tabii burada dediğim gibi özellikle akademik düşünen ya da yüksek lisans doktora yapacak arkadaşlara da hani küçük bir tavsiyede bulunayım. Güncel bir konuyu seçmek bu anlamda çok önemli. Şimdi ben ilk çalıştığım zaman da bu konu çok gündemdeydi. Ama bu tarz projelere ben çok hani rastlamamıştım açıkçası. Evet şey anlamında yapılıyordu, akademik anlamda yapılıyordu ama bizim ülkemizde direkt spesifik olarak bu konuda uygulamalar falan açıkçası çok fazla yapılmıyordu. Ama biraz dünyayı takip ederek bu konuyu belirlemiştik aslında. Sonra bana bir kapı açmış oldu bir yerde projelerde. Şu an konunun da çok fazla gündemde olması benim için bir avantaja dönüştü bir yerde. Peki diğer Avrupa kentleriyle karşılaştırdığımız zaman proje içerisindeki diğer pilot bölgelerde İzmir ne durumda? İzmir nasıl gidiyor? Yani ülkemizde çok önemli bir çalışma. Sanırım geçmişte hatırlıyorum bu yağmur hasatıyla ilgili Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin bir projesi vardı. Çukurova Üniversitesi'nden hocalarımızın havza boyutunda bazı çalışmaları var iklim değişikliği ile ilgili. Dolayısıyla peyzaj mimarları da aslında iklim değişikliği meselesine biraz daha güncel üzerinden çok daha fazla Evet. çalışıyorlar. İzmir'in durumu nedir? Yani proje sakıncası yoksa proje şu ana kadar alınan sonuçlarıyla ve uygulamada karşılaştığınız, uygulamada gerçekleştirdiğiniz bulgularınızla dan bahsedecek olursak İzmir ne durumda? Tabii evet, dediğiniz gibi aslında şu an Türkiye'de de yapılan proje sayısı epey arttı. Hatta ben televizyonda gördüm geçen. Doğa esaslı çözümler işte Ankara, Hollanda örneği bir yayın yapacaklardı. Sanırım Cuma günü yapacaklar diye biliyorum. Yani aslında sayı gerçekten çok arttı. Dünyayı takip ediyoruz aslında bu konuda diye söyleyebiliriz. İzmir'deki uygulamalar aslında gayet iyi gidiyor. Tabii bir de şöyle, proje biz her 6 ayda bir toplanıp birbirimizin ne yaptığına bakıyoruz. Ne yapacağımıza zaten hep birlikte karar verdik. Bütün o 3 ülke dedi ki biz şunu yapabiliriz, biz bunu ölçeceğiz. Böyle bir uygulama yapacağız. İşte siz ne yapacaksınız? Biz onların ne yapacaklarını gördük. Biraz onlardan esinlendik. Onlar biraz bizden esinlendiler. Ama totalde o 3 ülke birbirinin ne yapacağını zaten biliyor. Birbirlerinden bu süreçte esinlendiler. Süreç olarak baktığımızda aslında biz şu an işte iklim değişikliği, tabii temelde konu buydu. Ben konunun kentsel ısı adaları bölümünde çalışıyorum ve kentlerdeki termal konforu arttırmak üzerine çalışıyorum. Tabii İzmir'de termal konforun düşük olduğu kentlerden bir tanesi. Çünkü zaten genel iklimsel koşullar bağlamında sıcak iklim koşullarına sahip. Bir de bu kentleşmenin getirdiği o kentsel ısı adası etkisinin artmasıyla birlikte tabii ekstrem sıcaklıklar çok fazla görülüyor İzmir'de de. Geçirimsiz yüzeyler elbette ki çok fazla. Dolayısıyla birçok kamusal dış mekan termal olarak çok konforsuz. İşte öngörülerimizden bir tanesi de aslında burada yaptığımız uygulamalarla termal konforu arttırmaktı. Dolayısıyla aslında bu anlamda da çözüm önerileri getirdik. Dediğim gibi ben projenin kentsel ısı adası bölümünde çalışıyorum. Ama örneğin bir derenin doğallaştırılması aşaması var ya da kentsel biyoçeşitliliğin arttırılması...
bağlantılılığın sağlanması aşamaları var. Yani aslında şu an biz ana ölçümlerimizi yaptık. Yani sorunları tespit ettik İzmir'deki belirlediğimiz lokal bölgedeki. Sonra bir takım çözüm önerileri geliştirdik. İşte bu biraz önce saydığımız şeyler, yeşil alanların arttırılması, rüzgar koridorlarının oluşturulması gibi. Şimdi açıkçası tabii uygulayıcı belediye olduğu için belediye uygulamaları gerçekleştiriyor. Tabii bu COVID-19 süreci birazcık herhalde uzatacak bunları diye düşünüyorum. Şu an uygulamaların büyük çoğunluğu aslında bitmiş durumda. Son olarak şey yapıyorlardı. Peynircioğlu Deresi var İzmir'de bir tane, betonlanmış bir dere. Onun doğallaştırılması uygulaması gerçekleşiyordu. Bilmiyorum İzmirli olan ya da İzmir'e gelebilme imkanı olan arkadaşların yaptığımız o uygulamayı görmelerini isterim açıkçası. Çünkü orada sadece bir dere tabanının doğallaştırılması değil, orada aslında kompleks bir peyzaj tasarımı öngördük. İşte Evet. biyoçeşitliliğin arttırılmasından yerel türlerin kullanımına kadar aslında kompleks bir peyzaj tasarımı gerçekleştirildi orada. İmkanı olan arkadaşların görmesini tavsiye ederim. Çok güzel. Hemen aşağıda şu an mezuniyete en yakın arkadaşlarımızdan bir tanesi Asım Cenk Aslan, kısaltmasından öyle okuyorum. Öyle mi? Diğer meslek disiplinleriyle çalışırken zorlanıyor musunuz diye sormuş. Yani aslında şöyle düşünürsek biz bu projede peyzaj mimarı ekibi olarak biraz öncü ekibiz. Çünkü proje tamamen aslında bu yeşil alanların arttırılıp bu yeşil sürekliliğin sağlanması, biyoçeşitliliğin arttırılması. Yani temelde yeşil alanlar bağlamında o yeşil altyapı oluşturma bağlamında kurgulandığı için tabii biz burada aslında birçok kararda öncü rolü üstleniyoruz. O manada aslında birazcık hani projenin şeyi bizde gibi, ana karar aşaması bizde gibi. O anlamda tabii çalışmak birazcık daha şey oluyor, daha fazla söz sahibi olduğumuz için projede bizim için bir avantaja dönüşüyor açıkçası bu durum. Ama tabii birazcık tabii belediye ekibi ve çalıştığımız ekip zaten multidisipliner çalışmalar yürüten bir ekip olduğu için bu anlamda hani zorlandığımızı söyleyemeyiz. Evet, aslında bu diğer disiplinlerle çalışma biraz da sadece bizimle ilgili tek yönlü bir şey değil. Biraz diğer disiplinlerin de bunu daha önceki programlarda da gündeme gelmişti. Özellikle yarışmalarda son dönemde yarışmalar farklı meslek disiplinlerini bir arada ister istemez getiriyor. Dolayısıyla sadece böyle tek başına bir bina yarışması da olabiliyor belki, ama çevresi çok önemli. Dolayısıyla çevresiyle bağlantılık dediğimiz zaman bu işin içerisine hemen peyzaj mimarları ve şehir plancıları girebiliyor. Hatta bazı yarışmalar çok özel konular. Örneğin demin bahsettin sen, dere restorasyonu dediğimiz zaman, yani buradaki o peyzajın rehabilitasyonu meselesi başlı başına içinde biyologların, Evet. ekologların ve birçok meslek disiplininde olması gereken bir şey. Tek başına onlar belki o üst ölçekten bakamıyor, ama işte biz plancı tasarımcı meslek disiplinleri bir araya gelerek o ekologdan ne beklediğimizde, biyologdan ne beklediğimizde ya da çalışmayı nasıl yönlendireceğimiz konusunda da, bunlar da bu Avrupa Birliği projelerinin en güzel tarafları da herhalde bunlar. Biraz daha sizi zorluyor. Tabii ki bütçeleri de ona göre. Dolayısıyla şu anda sen bahsederken ben hayal ediyorum. Yani bir derenin sadece hani beton yapmak kolay bizim ülkede. Beton yapalım dediğiniz zaman onu yapacak bütçeyi de hemen bulabiliyorsunuz belki, ama bir derenin, beton bir derenin yeniden doğal haline dönüştürülmesi ve ekolojik anlamda iyileştirilmesi dediğiniz zaman ne gerek var ki gelebilir? Yani bunun için bütçe ayırmak gerçekten geleceği ancak öngören bir takım hem akademisyen hem sektör temsilcisi hem de yönetici vizyonu gerektirir. O anlamda da İzmir'i ve içinde de bulunduğunuz için de bütün meslektaşlarımı ve içimizden biri olduğun için de seni kutluyorum. Projede de gerçekten başarılar dilemek istiyorum. Son 15 dakikamız kaldı. Projeyle ilgili ve diğer projelerle ilgili söyleyeceklerim varsa onları alalım ve ben son bölümde birkaç sorum var. Tabii şeyi de eklemek istiyorum. Ya, multidisipliner çalışma aslında bize farklı bakış açısı kazandırıyor. Yani bunu da itiraf etmekte
fayda var. Mesela biyologlarla birlikte dediğim gibi projedeki temel amaçlarımızdan biri de kentsel biyoçeşitliliği arttırmaktı. Ve biyologlarla çalıştık proje kapsamında. Böcek otelleri, böcek evleri yaptık önerdiğimiz güzergahlarda. Tabii bu bizim ancak öneri olarak sunabileceğimiz bir şeydi. Ama bir böcek evi, böcek oteli nasıl olur ya da nasıl olmalı bilmiyorduk. Ya da orada hangi böcekler var ki neyin için biz otel yapacağız kısmı bizim için bir sorunsaldı. Ama orada biyologlarla çalıştık. Hatta birkaç kere biyologlarla birlikte ben sahaya çıktım. Onlarla birlikte arı böcek saydım. İşte kaç tane arı geldi? Hangi arı geldi? Tozlayıcı özelliği yüksek böcekler var mı orada? Ya benim için farklı bir deneyimdi. Şimdi mesela bir işte her böceğin yuvaladığı, yumurtladığı farklı özellikte şeyler istediği alanlar olduğunu öğrendim ve bu benim için artı bir bilgi olarak açıkçası haneme yazıldı diye düşünüyorum. Bu anlamda hani farklı disiplinlerle birlikte çalışmak insana hep öğretiyor. Evet. Yani bunu anlatırken bile şunu ben tekrar görüyorum. Mesleğimi de o yüzden çok seviyorum. Zor olsa da yani anlatırken bile böyle bir böceğin habitatı, yani bir tane tek bir türün habitatı bu bütün peyzajı etkiliyor aslında. Besin zinciri ve ekoloji derslerinde anlatıyoruz işte doğa koruma konularından bahsederken. Böyle anlatırken böyle belki komik, belki basit, belki de çok şey geliyor. Yani önemsiz geliyor ama bir bakıyorsunuz bunun bütün İşte küresel ısınmanın tetikleyicisi çok küçük bir yerden bütün o büyük fotoğrafı çekerken önemli bir done olduğunu görüyorsunuz. Bunlar tabii ki arazi çalışmalarıyla bilimsel bu konuda bilimsel üretimlerin artmasıyla birlikte daha da ortaya çıkıyor. Projenin tasarım aşaması size mi ait, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne mi diye bir soru gelmiş. Tasarım aşaması bize ait değil elbette ki. Bu kadar iş yoğunluğunun arasında onu bizim yapmamız çok şey değildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı bu şeylerde. Ama tabii tasarımlar bizim danışmanlığımızda Anladım. gerçekleştirildi. Anladım. Peki o zaman son 13 dakikamız. Biraz da sen şimdi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndesin. Biraz da oradan bahset bize. Orada nasıl işte ne kadar zaman oldu orada? Hangi derslere gidiyorsun? Nasıl geçiyor orada zaman? Öğrencileriniz nasıl? Sanırım mezun vermedi. Verdiniz mi mezun? Vermedik. Bu dönem ilk defa mezun verecektik ki bu talihsiz olay Hay başımıza Allah. O geldi. arkadaşlarımızı ömür boyu unutmazsınız artık. Aynen, kesinlikle. Onlara da başarılar diliyorum. Evet, biraz da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Peyzaj Mühendisliği bölümü ve oradaki ortamdan bahsedelim. Aşağıdan da öğrenci arkadaşlarımı görüyorum. Öyle mi? Onların hepsine Bartın'dan selamlar gönderiyoruz. Şöyle aslında 1,5 yıldır ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeyim. Dediğim gibi aslında Gürkan Hoca'yla yani yüksek lisans hocamla yeniden buluşma çalışma imkanı yarattı bana Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. O anlamda çok acemilik çekmedim gibi. Yöneticim zaten çok eskilerden biri tanıdığım biri olunca benim için adaptasyon süreci epey kısa sürdü. Tabii biz bölüm olarak genç bir bölümüz orada. Bu sene ilk mezunlarımızı verecektik ki dediğim gibi bu talihsiz olay yaşandı. Ama tabii yeni bir bölümümüz ama iki farklı ana bilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi veriyoruz şu an. Öğrencilerle birlikte lisans ve yüksek lisans öğrencileriyle birlikte aslında işte hem kampüste hem de kent genelinde ürettiğimiz projeler var. Benden önce de varmış. Ben yeni dahil olmaya başladım yürütülen projelere yeni yeni. İlerleyen zamanlarda da devam edecek diye düşünüyorum. Tabii biz yeni bir ekip ruhu yaratmaya çalışıyoruz orada. Ben geldim. Ben geldikten sonra işte Ayşen Hoca geldi. Kadromuz giderek hızlı bir şekilde genişliyor aslında. Bu memnun edici bir şey. Genelde dersler olarak planlama derslerine giriyorum. Tabii tasarım stüdyolarına da dahil oluyorum. Çünkü tasarım stüdyoları biliyorsunuz bizim mesleğimizin aslında en güzel
şeylerini oluşturuyor bence. Evet. Seviyorum tasarım stüdyolarını da ama ağırlıklı olarak genelde planlama derslerine dahil oluyorum orada. Ben Antalya'daki toplantıya giderken arabayla otomobille gittik buradan eşimle. Geçerken de Gürkan Hoca'yı aradım ve kampüse uğradım. Bölümünüzü gördüm. Çok güzel bir kampüsünüz var. Gelişmeye de son derece müsait. Evet. Kente de hakim bir yerde. Umarım da oradaki bütün arkadaşlarımız mutlu bir şekilde bu sene ilk mezun olacaklara da başarılar diliyorum. Aramıza şimdiden hoş geldiler diyorum peyzaj mimarları olarak. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diyorum. Bütün hocalara selamlar bu arada. Onları da Evet. almış olalım. Peki son 10 dakika ama biz bugün 3 Haziran tarihi çok güzel bir zamana geldi. Çarşambaya gelmesi ayrı. Ondan sonra geçenlerde 13 Mayıs'ta çarşambaya gelmişti. 13 Mayıs'ta da Erhan Hoca'yı biz ağırlamıştık. Dolayısıyla böyle güzel tarihlere geliyor bu çarşamba son zamanlarda. Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Evet. Ve 2 yıldır kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi ve biz bu Covid sürecinde işte senin konuna neden olan konu başlığı olarak seçtiğin ısınan kentler ve doğa tabanlı çözümler, işte yeşil altyapı ve benzeri ya da koridorlar, yeşil koridorlar konusunun içerisinde de ulaşım önemli bir yer tutuyor. Sizin projenizde bisiklet ile ilgili bir bölüm, bir konu var mı? Ya da İzmir'de devam eden bisiklet altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar sizin projenizin de bir konusu oldu mu? Evet, elbette ki şimdi yeşil altyapı deyince bisiklet yolu herhalde kaçınılmaz bileşenlerden bir tanesi. Hem ekolojik hem doğa dostu hem insan sağlığına olan şeyini düşününce aslında tabii ki kaçınılmaz ulaşıma alternatif çözüm önerilerinden bir tanesi bisiklet. İzmir'de aslında zaten büyük çoğunluğunda özellikle kıyı bölgesinde sadece Körfez'in orada kopan kesintisiz bir bisiklet rotası var aslında. Tabii proje kapsamında da aslında 10 kilometrelik bir bisiklet rotası ayrıca önerdiğimiz bir rota var. Tabii bu rotada biz bu mevcut rotadaki kopuklukları gidermeyi yeğliyoruz ve aslında bir de birazcık daha konforlu bir bisiklet rotası oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü tahmin edersiniz ki İzmir hani çok aşırı güneş alan ve aşırı yüksek sıcaklıkların olduğu bir şehir. Bisiklet de kullanıyor olsanız o güneşin altında bisiklet sürmek de epey zor. Bizim bu önerdiğimiz 10 kilometrelik rotada özellikle geniş yaprakla ağaçlar kullanarak aynı zamanda işte karbon tutma özelliği yüksek türler kullanarak daha konforlu bir rota oluşturmayı yeğledik bu kapsamda da. Çok güzel. Yani bu bisiklet yönetmeliği çıkıyor. Arada biz de bisikletle ilgili çok konuşmalar yapıyoruz. İnsanlar hani bisiklet deyince böyle sadece bunu bir hobi ya da ben bisikletten bahsettiğim zaman bunu sadece benim bir hobimmiş gibi düşünüyorlar ama aslında öyle değil. Bugün gerçekten Birleşmiş Milletler'in sayfasına baktığımız zaman bugün için birçok belediyede hatta bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir programına rastladım. Tandem bisiklet dediğimiz iki kişinin aynı anda binebildiği. Dolayısıyla görme engellilerin de bisiklet binme hakkından yola çıkarak ya da çiftlerin de birlikte o enerjiyi, o havayı bisikletle o kenti soluyabileceği yeni o İzmir'in akıllı bisiklet sistemi BİSİM'e yeni çift kişilik dediğimiz o tandem bisikletleri dahil etmişler. Çok büyük bir şey, çok özel bir proje aslında. Yani bir yandan engellileri siz sosyal yaşamın Kesinlikle. içerisine adapte ederken bir yandan da bisiklete bindirebiliyorsunuz güvenli bir şekilde. Ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir günde senin de hem de küresel ısınma konusu ve iklim değişikliği konusuyla ilgili çalışmalar yapan birisi olarak, bizden mezun birisi olarak bu çalışmaların içerisinde olmandan dolayı gerçekten çok mutluluk duydum. Son 4 dakikamız. Dolayısıyla bu son 4 dakikada senin bizim şu anki öğrencilerimize, mezunlarımıza, buradaki hocalarımıza söyleyeceğin şeyler var mı? Tabii şöyle, şu pandemi süreciyle de ilgili aslında bu konuyu bağlamak istiyorum hocam. Pandemi sürecinde ben yaya ve bisiklet kullanımının artacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle toplu taşımayı kullanan kesim
için alternatif ulaşım ağı olarak işte yaya ulaşımıyla gitmeye çalışacaklar ya da bisikletle gitmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence yerel yönetimler bu konuya birazcık daha fazla eğilecekler diye düşünüyorum önümüzdeki ilerleyen süreçte. Tabii COVID ile ilgili de özellikle öğrenci arkadaşlarım için de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Tabii bu COVID-19 bizi evlere hapsetti, sosyal hayatlarımızı elimizden aldı ama aslında bize fırsatlar da sundu. Örneğin birçok üniversite, ulusal, uluslararası birçok üniversite kütüphanelerini online olarak açtılar biliyorsunuz. Evet. Bu bence büyük bir fırsat. Bence COVID-19'un herhalde bize yarattığı en büyük fırsatlardan biri diye düşünüyorum. Özellikle uluslararası birçok üniversite kütüphanelerini online olarak açmış durumda. Mesela ben Harvard'ı takip ediyorum. Online da çok da fazla etkinlik gerçekleştiriyorlar. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiye bunları bir fırsata dönüştürsünler. Çünkü gerçekten ben yüzlerce işte kitap indirme imkanı buldum bu süreçte. Hiç normal şartlarda erişemeyeceğim yayınlara eriştim açıkçası. Hani bunu da bir fırsata dönüştürsünler diye düşünüyorum kendi adıma. Tabii şöyle öğrenci arkadaşlarla ilgili akademiye devam etmek isteyen arkadaşlar elbet vardır, olacaktır diye düşünüyorum. Tabii burada akademiye gidebilmenin işte bir takım sınavsal ön koşulları var, ALES ya da ÜDS gibi. Tabii bu ön koşulları sağlıyor olabilmek önemli. Ama bunların dışında işte sorgulayıcı ve araştırıcı olmak bu yoldaki bence en önemli faktör. Bir ikincisi tabii ki yine ön koşullara bağlı aslında. Uluslararası literatüre erişebilecek bir dile sahip olmaları gerek. Değillerse de bu konuda kendilerini geliştirmeliler. Açık fikirli olmalılar. Bilgiye ulaşmayı bilmeliler diye düşünüyorum. Tabii her şeyden önce araştırmayı seviyor olmaları gerek. Evet, son 2 dakikamız Bir anda saate var. bakmaya Bir anda çalışıyorum da ben de pardon. saate bakıyorum. Bir anda da böyle sorular gelince seviniyorum bir yandan, ama bu programı tadında bitireceğiz. Sonrasındaki sorularımız için belki de arkadaşlarımız biliyor ki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bizden, içimizden birisi var. Ona her zaman erişebilirler, ona her zaman yazabilirler ve onun da deneyimlerinden yararlanabilirler. Dolayısıyla bu soruları şimdi sormayacağım bu veda zamanında. Size ve bütün arkadaşlarımıza eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum. Mezun arkadaşlarımızı şimdiden kutluyorum. Hocalarımıza çok selamlar bütün Bartın'dan. Mezunlarla ilişkilerimizi önemsiyoruz. Senin bu aradaki işte bu söyleşiye kadar ki olan kopan aralığı bu kadar uzun tutmayalım. Biraz daha sık tutalım diyoruz. Seni Bartın'a Evet, bekliyoruz. anlatacağım şeyler bitmedi. Bitmesin zaten. Dolayısıyla da fırsat olsun, bir Bartın'da tekrar görüşelim. Öğrenci arkadaşlarımızla seni buluşturalım. Onlar da Burdur'a geldikleri zaman seni yerinde ziyaret etsinler. Dediğim gibi, Aşağıdan arkadaşlarım, hocalarımı görüyorum bu evet, arada. Burçin Hoca yazdı. Burçin Hoca yazdı, az önce gördüm. Lafı oraya getireceğim. Yine öğrenci arkadaşlarımızdan yazanlar var. Lütfen bu soruları Gülşah Hocamıza tekrar özelden de sorabilirsiniz. Lütfen onunla da bağlantıyı koparmayın. Son sözlerini alalım, bitirelim. Hocam sizleri çok özlemişim. Dediğim gibi anılarım birden böyle canlandı. O 6 yıl benim için gerçekten çok güzel ve çok özeldi. Şu an hatırladıkça mutlu oluyorum. Ne kadar çok şey aslında kattığını dediğim gibi o süreçte çok iyi algılayamasam da şu an çok farkındayım. Cebimde oradan aldığım şeyler akademik hayatımda bana gerçekten büyük yol gösteriyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Kendine çok iyi bak. Bütün hocalarımıza selamlar. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşürüz hocam. Hoşça Çok kalın. sağ ol. Kendine çok iyi bak. Siz de öyle.